White for his keynote speech, Professor Dr. Abdullah Aksoy to give us a speech on crowd conceptualization and ideas first for water resources management. Professor Aksoy is a professor in Faculty of Civil Engineering at Samut Bihar University. He completed his BS degree in 1990 and had his master's thesis studies on water resources and hydraulic engineering, whereas he completed again his PhD in Istanbul Technical University. He has been teaching in Istanbul Technical University for more than 30 years, and he has many scientific publications, books, chapters in the books, etc. So, thank you, Professor Aksoy. Please start. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz ve tanıklığınız için. Burada bulunmaktan seçtiğim katılımlar arasında karşısında davetli konuşmacı olarak bu konuda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Bugün üzerinde konuşacağımız konu suyun olmama durumu, kuraklık konusu ile ilgili. Benimle birlikte çalışan ekibin belki diyeceğim veya ekip olarak bizlerin yaptığı ve içinde yer aldığım ekipler tarafından son zamanlarda yaptığım çalışmalarla ilgili bir değerlendirme niteliğinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kısmen teknik konulara girebilirim, mümkün olduğu kadar basitleştireceğim. Bazen de belki hikaye anlatma bir şeyler olacak. Başlık ile içerik olabildiği kadar uyum içerisinde gidecek diye düşünüyorum. Benden başlık talep edildiğinde anahtar sözcük, kuraklık, yeni kavramlar ve elbette su kaynakları yönetimi ve aslında insan, hatta toplum, başka bir şey değil bizim burada konuşacağımız. İçerik şu şekilde olacak, konuşma içeriği, bir background'dan bahsedeceğim. Bazı case study'ler üzerinde olayı anlamaya çalışacağız ve basit tool'lar kullanmak suretiyle, basit aletler kullanmak suretiyle konseptleri, kavramları geliştirmeye, belki de yenilemeye çalışacağız. Sonuçlar olacak elimizde bunlardan bir çıkarımla sunumu tamamlaya çalışacağım. İşin özü aslında bu rapor. Kendim az önce Umut Hocam da söyledi, 93 yılında doktoraya başladım. Sağlık selamet diliyorum hepinizde, sevgili hocam Mehmetçik Bayazıt. Zaman zaman kuruyan akarsularla, hatta intermittent rivers, intermittent kelimesiyle ilk kez o zaman ben karşılaştım. Bunu Türkçe'ye nasıl çevireceğim hocam dedim. Düşündüm, zaman zaman kuruyan, tek kelime bulamadım. Dolayısıyla doktora tezim adı zaman zaman kuruyan akarsuların modellemesi. Yani her ne kadar 2018 yılına dayanan bir raporla başlayacaksam da burada aslında geçmiş 1993 yılına, yani neredeyse 30 yılı tamamlamamışsa 30 yılına girmiş bir geçmişte karşınızdayım. Ama asıl bugün anlatacaklarım bu raporun üzerine dedi. Bu rapor TUJCB dediğimiz Türkiye Ulusal Jeolojisi ve Jeofizik Birliği'nin bir projesi başlıktaki kapasiteki ekip tarafından benim yürütücümde gerçekleştirildi ama ekip çok değişik ve çeşitli. Türkiye'nin 4 farklı havzasında farklı üniversitelerinde hatta konuyla ilgili uygulama yapan kamu kurumları, DSİ gibi akademik altyapısı olan bir çalışma ekibiyle gerçekleştirdik bunu. 2018 yılında tamamladık ve bundan sonraki çalışmalar hep buna dayandı. Yani bu bizim için bir başlangıç noktası oldu. Rapor çok mütevazi bir şeyle 120.000 TL gibi bir kişisi var bu kadar. Bu kadar kişi 120.000 TL ile 2,5 sene uğraştı. Ve bu projeye dayanan bazı çıktılar. Hepsi değil, bazı çıktılar. Bak, bazıları bunlar. Journal of Hydrology'de, Hydrologic Science Journal'da, Water Resource Management, Hydrological Processes gibi dergilerde ve iyi dergiler, akademik camiadan olan arkadaşlar çok ünlüler yayınlanan makaleler. En son ünlüsü şurada, en sağ altta
Nature'da yayınlanan bir makale, daha 1,5 ay bile değil. Gerçi başyazar ben değilim ama ben ve bir öğrencimle birlikte bu ekibe katıldık. Ve bizim bu projeye dayanan tecrübemizi bu makaleye katıldık. Dolayısıyla bunlardan bir derleme niteliğinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Bahsettiğim projenin toplantılarından bazıları. Dediğim gibi biz sadece hani masa başında yapalım demedik. Gittik her bir haftada, ayağımız haftada bir yerlere değilsin dedik. Gördük. Orada kamu kurumunda DSİ Ankara Genel Müdürlüğü, aşağıda Adana Bölge Müdürlüğü, Maraş'ta Bölge Müdürlüğü, öbür tarafta Edirne'de Bölge Müdürlüğü'nü gezdik. İzmir'de gittik, ona ait fotoğrafı bulamadım, koyamadım. Dolayısıyla her bir haftada biz yerine gittik, ölçüm istasyonlarına baktık, öğrencilerimizi aldık, bakın bu böyle oluyor, böyle bitiyor diye gösterdik, bilgi transferi sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla proje, biz akademik bir ihtiyaçtan dolayı bu projeyle ilgilenmedik. Bir şekilde mümkünse bir pratikte de yer etsin, bir varsa bir boşluk onu kapatsın diye uğraşmaya çalıştık. Pratik deyince bu fotoğrafları aslında hiç koymaya bile gerek yok. Bizim her an yanımızda olan bir şey yani. Geçmişte de olan an itibariyle mevcut ve gelecekte de bizim kaçınamayacağımız hani doğal bir olay mı bilmiyorum. Biraz sonra ona geleceğiz. Doğaya ait bir olay. İşte tanımı. Bu Birleşmiş Milletler'in tanımı İngilizcesi orada karşımda. Natural occurring phenomena. Yani doğal olarak meydana gelen bir şey. Yani ama biraz sonra ben bunun çok da evet doğaya ait bir olay ama çok da doğal olmadığı düşüncesi. Biz insan olarak bunu bir şekilde tetiklemiyor muyuz acaba? Dolayısıyla bu tanımdaki nature'ın altını üstünü sarıyla taramak suretiyle dikkatinizi çekmek istedim. Bu çok meşhur bir şekil. Basit ve çok meşhur. Her yerde kullanılır. Sağ tarafta görüyorsunuz. Meteorolojik kuraklıktan sonra tarımsal kuraklığa, oradan da hidrolojik kuraklığa evrilen, ilerleyen, İngilizce'de drought propagation diye bildiğimiz bir kuraklık tipinden başka bir kuraklık tipine geçen bir süreç var. Ve en sonunda elbette her ne tip olursa olsun kuraklıkların en altta gördüğünüz ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri var. Sonuçta kuraklık insanı ve toplumu etkileyen bir doğaya ait bir süreç. Çok uzak geçmiş. Bunu tesadüfen bir görsel bulabilir miyim diye bir sene kadar önce internette gördüm. Aşağıda kaynağı var. Bir gazete haberi. Çok sevdim ben bu resmi. Sevmediğin sebebi şurada sağ tarafta İngilizcesi kurak dönem, dry dönem. Aşağıda da kuraklık, drought diye iki farklı kavramı kullanmış olması. Bugün benim sizin karşınızda çıkmamdaki asıl sebep ben de burada kuraklığın aslında bir kurak dönemden farklı olduğu teknik detayıyla ilgili bilgi vereceğim. Resimde bu belki farkında olmadan bu iki farklı kavram kullanılmış ama her bir sebeple bilerek veya bilmeyerek kullanan her kimse benim hoşuma gitti o resmi aldım. Dolayısıyla bakın eski medeniyetleri milattan önce kuraklık sebebiyle yok eden bir yok olduğunu gösteren bir harita. Ve özellikle dediğim gibi şu sağ tarafta kırmızıyla işaretlediğim kurak dönemi kuraklıktan farklı almış olması beni bir şekilde memnun etti ve bu sunumuma almama nasıl oldu. Bu uzak geçmişler. Peki biraz yakın geçmişe gidecek olursak bu resim de bir resim sergisinde tesadüfen yakaladım. Resimdeki sağlıklıysa selamet diliyorum. Aramızdan ayrıldıysa rahmet diliyorum. Herhalde bir erkek çocuğu Anadolu'da bilmiyorum. Bir kız çocuğu da olabilir bilmiyorum. Bir okul, 1940'lı yıllar, bir resim sergisi Anadolu'da 40'lı yılların ortaları gibi bir tarih vardı. Resimden resim çektim. Arkada bir kara tahta ama okunabildiği kadar en sonunda aşağıda kuraklık var. Ana yurtta kuraklık diyor. Demek ki 40'larda da vardı. Yani son zamanların olayı değil bu. Çok eski geçmişin olduğu gibi yakın geçmişi de ve hatta geleceğin de konusu olacak olan bir konu bu. Mesela siz iklim senaryolarına bakacak olursak, global iklim değişimi dediğimiz
Bu bizim her zaman karşımıza çıkacak. İşte haritanın bile yeşilden nasıl kırmızıya doğru döndüğünü görüyorsunuz. Kırmızı daha çok kurak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ne uzak geçmişin, ne yakın geçmişin, ne anın bir sorunu aynı zamanda gelecek. Dolayısıyla bu sürekli üzerinde çalışmamız gereken bir durum. Türkiye sağ üst tarafta yağış bakımından farklı karakterlere sahip, coğrafi bölgelere sahip olmakla birlikte kuraklığı yaşıyor. Ve Türkiye'de belki takip edenler vardır. Sürekli gelen bir gibi kurma ve hafıza genelinde, hafıza özelinde daha doğrusu her bir hafıza için ayrı ayrı olmak üzere kuraklık yönetim planları ihalelerine giriyor. Son neredeyse belki 10 yıl olmadı ama 7-8 yıl oldu. Hafıza özelinde kuraklık yönetim planları yapılıyor. Ve görüyorsunuz tabii Türkiye'nin enlem bakımından güneyi elbette kuraklık riski bakımından daha bir riskli diyelim. Kuzeyinde bu kuraklığın olmayacağı anlamına gelmez. Bunlar basit şeyler. SPI dediğimiz standart indeksler. Bunun gibi başka indeksler de var. Bu haritayı koydum ben buraya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık olarak ürettiği haritalar. Ay tamamlandığında nasıl ki her ay işte belli kurumlar belli istatistikler yayınlarlar ya. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün efendim enflasyon verileri yayınlaması gibi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu haritaları yayınlıyor. Her ay sonunda bir önceki ay itibariyle bu haritalar yayınlıyor. Farklı farklı ölçeklerde Türkiye'yi işte FİTÖ'sünün renklendirip geçen ay durum bu oldu şeklinde bir rapor sunuyorlar. Bunlar da çeşitli rapor. Dolayısıyla bunların farklı ölçeklerde bir aylık, üç aylık, altı aylık, dokuz aylık etkinlik şekilde, kümülatif bir şekilde haritaları bunlar yıllık olarak, aylık olarak belirleniyor. Bir Nasrettin Hoca hikayesi bu arasında burası. Resim İspanya'da. Rio Guadiana. İspanyolcam yok. Herhalde iyi tarafını bilemiyorum. Bu kuruyan bir wetland dediğiniz sulak alan. Zamanla kurumuş. Peki kurudu bu. Neden kurudu? Bunun derdine düştü. Hükümet veya yetkililer işte doğa koruma organizasyonları çiftçileri sorumlu tuttular. Çok su kullanıyorsunuz, yer altında su çekiyorsunuz diye. Onlar da tabii elbette bir ihtiyaç tabii bundan kaçınamayız. Sulama suyu ihtiyaçlarını bir şekilde elde tutabilmek adına hayır bu bizimle ilgili değil, bu olsa olsa iklim değişiminden kaynaklanan yağışların azalması ve su rezervinin düşmesi nedeniyle ki bizde bir savunma. Aşağıda bir makale var. Çalışmalarına güvendiğim bir ekip yaptığı çalışmada Nasrettin Hoca dedi ki iki tarafı da haklı görüyor. Hani hikaye bilirsiniz siz. Belki her ülkenin kendine ait bir Nasrettin Hoca'sı vardır. Gelir ya adam hocaya bir durumu anlatır. Bu arkadaşla benim şöyle bir sorunum var. Anlatır. Haklısın der. Öbürünü dinlersen de haklısın der. Hocanın hanım beyanlarında o haklı bu haklı ikisinden birisi haklı olmaması lazım. Sorun çözüm valla sen de haklısın diyor ya. Bu da öyle. İkisi de haklı ama biri daha az haklı. Yani şu makaleden çıkan sonuç yer altından su çekimi ile ilgili tarafın bu sulak alanın kurumasına etkisinin diğerinin 4 katı olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda o zaman artık herhalde suyu çeken tarım tarafının haksız demeyelim ama daha az haklı olduğu gibi bir sonuçla karşılaşıyor. İşte bu önemli. Tarım çünkü bizim su ile ilgili en büyük tüketimimiz. Eğer mertebe kavramını kullanarak gidecek olursak, içmeye bir harcıyorsak, biz kullanmaya 10, sanayiye 100, tarıma 1000 kullanıyoruz. Böyle bir mertebe farkı var. O yüzden bizim suyumuz hani eğer azalıyorsa, hani tükenmek demiyorum bir ama azalıyorsa bu içtiğimizden veya onu ne bileyim günlük ihtiyaçlarımız için yemede, içmede, banyoda, temizlikte kullanarak tükettiğimizden hatta sanayide, sanayi deyince neler geliyor neler akla kullandığımızdan değil. Tarımda belki uygunsuz bir şekilde gerekli teknolojik donanımından yoksun bir şekilde kullanmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü asıl tüketici tarafı.
Buna özellikle bir önem vermek gerekiyor. Ve bu ben ziraatçı değilim ama az önce o raporun içindeki ekibimi içinde ziraat kökenli arkadaşlar da vardı. Bu kendileri tarafından da tasdik edilmiş bir istek ve bir cümle. Dolayısıyla tarım büyük bir su tüketicisi. Peki, kuraklık gerçekten doğal bir olay mı yoksa biz gerçekten onu tetikliyor muyuz? Burada biz bu çalışmada bir doktora devam eden bir doktora tezinin çalışması. Bunu görmeye çalıştık. Biz elbette su tüketiminin, su ihtiyacının gün be gün, yıl be yıl arttığını biliyoruz. Dolayısıyla şu high water demand diye başladığımız o circle'ı oradan cycle'ı çalıştırırsak, eğer biz daha fazla su ihtiyacımız varsa bizim o zaman daha fazla su çekmemiz gerekir. Bu suyu nereden çekeriz? Ya dedi, yüzeysel su kaynaklarından, akan sularından çekeriz ya da yer altından çekeriz. Bunu çektiğimiz takdirde yer altından veya doğrudan akan sulardan bizim yaptığımız şey şudur. Yer altı su seviyesini indirmiş oluruz. Çünkü eğer gelenden çok alırsanız basit bir girdi çıktı ilişkisinden siz yer altı seviyesini indirmiş olursunuz. Bunları birazdan rakamlarla göstermek mümkün. Veya doğrudan siz daha az diğer yüzeysel su kaynaklarına sebep olursunuz. Bir akarsuda daha fazla su varken bir yıl bir sonraki daha az su göreceksiniz. İki sebep, hem fazla çekiyorsunuz hem de yer altı seviyesini indiriyorsunuz. Daha az su geliyor taban akışı olarak. Taban akışı dediğimiz base flow dediğimiz, lambas akım dediğimiz. Bu şekilde geçer. Türkçe'de de anlamadır. Bu neye sebep olur? Akarsuların kurumasına sebep. İşte doktora tezine ilgili o intermittent sürtüyle burada karşılaşıyor yani. Higher intermittence in rivers, yani daha fazla kurumalara sebep oluyoruz. Daha fazla kuruyan bir akarsu demek yine daha fazla bir su ihtiyacı talebiyle bu cycle'ı, bu döngüyü çalıştırdığımızda bu artık geri dönülmez bir noktaya. Geri dönülmez bir döngü, geri dönülmez bir döngü. Bir yerde durdurmak lazım. Aksi takdirde işte suyun azalması veya suçsuz kalma bu döngünün eğer durdurulamaz hale gelmesi gerekir. Başımıza gelir. Farklı havzalarda bu konuyla ilgili çalışmalar yaptık ama ben Trakya Engin Havzası'ndaki çalışmalardan grafikler göstereceğim burada. Bakın sol tarafta yağış var. A diye gösterdiğimiz farklı farklı meteoroloji istasyonlarından aldığımız. 60'tan 2020 yılına kadar bir de 40-50 yıllık bir verisi var. Nispeten stabil gidiyor. Bir herhangi bir eğilim, azalma, artma, lokal olarak varsa da zaman içerisinde ama genel olarak böyle bir şey yok. Öbür tarafta yağ şey var, sıcaklık var. Bir şekilde bir artış var belli bir yerden sonra ama şu ortada solda akış var. Akışta zıplamalar var ama bir düzen göremiyoruz. Ama sağda belli gösterdiğimiz yeraltı suyu durumu. Yeraltı suyu durumu çok ciddi bir şekilde belli bir tarihten sonra hemen iniyor. Bu her ne sebep olursa olsun yeraltı su seviyesinin düşmesi tüketim değil. Yani bu sonuçta yer çekimine karşı koyup yukarı hareket edecek bir şey değil. Bir şekilde insani faktörle onu olduğu yerden alıyoruz, biz kullanıyoruz ve onu hızlı bir şekilde çekilmesine, inmesine sebep oluyor. Bu bizim akarsuların da bu defa kurulmasına sebep oluyor. İşte acaba biz bu kuraklığı kuruma oranı, intermittent sistemini kuruma oranı acaba bir kuraklık indikatörü olarak, göstergesi olarak kullanabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. İşte gördük ki aslında bir ilişki var. Şu sağ altta gördük ki intermittent sistemi şu arttıkça hem groundwater azalacak hem de geliyor. Gayet açık aslında bilinmeyen bir şey değil. Ama rakamlarla bunu göstermek bu şekilde mümkün. Bu defa o genel olarak tüm havzada durum bu iken bu defa özür dilerim. Bu büyük bir isim şöyle geldim. Maksat detaylı bir inceleme olsun. Üç parçaya böldüm. Şu birincisi A bölgesinden, ikincisi B bölgesinden benzer durum. Üçüncüsü de C bölgesinden. C bölgesinde bak insan faktörü. Şurada sağ üstte
İnternet süreci arttıkça Q veya QW dediğimiz yani yeraltı su seviyesi veya akarsu ve akımı arttığı gibi bir sonuç var sanki veya ne bileyim nispeten istabil kalıyor. Bu böyle olamaz dedi. Sonra baktık ki orada bir tane baraj yapılmış. Barajın işletmesi buna etkiliyor. Baraj işletme sonrasını çıkardığımız halde bizim ile internet ile artan daha doğrusu azalan bir yeraltı su seviyesi ve azalan stream flow değerleri olmuş. Dolayısıyla bu bizim intermittency yani kurulma oranının gerçekten bir kuraklık göstericisi olarak haklı toplama bizi gösteren rakamsal ifadeye başlayacağız. Peki insan topluyor. Bakın şu nüfus soldaki 3 tane büyük il var Türkiye'de. Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne nüfus artışı. İşte 2007'den 2000'e kadar son 13 yıl en azından neredeyse 1,5'dan işte 1,8'lere falan çıkmış. Yani 300 bin gibi 300 binden fazla bir nüfus artışı var. Sağ tarafta tarımsal faaliyetler var. Neredeyse stabil. Bir ara çökmüş sonra tekrar eski haline gelmiş. Ama bu da asıl number of industrial facilities. Endüstri yapmış. Yani biz suyu sadece tarımsal amaçla kullanmıyoruz. Tarımsal faaliyetler pek aynı kalmış. Bu suyun arttı azaldı anlamına gelmez. Ne ekibine de bağlıdır ama endüstriyel faaliyetlerin artması yeraltı seviyesine olan ilgiyi büyük oranda artırmıştır. Bu konuyu ben burada kapattıktan sonra şimdi ikinci bir konuya geçeceğim. Bu acaba biz bu geçmişte yaşanan kuraklıkları herhangi bir yerde incelerken bu geçmişteki kuraklıklardan ne tür bilgi edinebiliriz ki gelecekte bunlar yaşandığında ona karşı önlem alabilir. Bununla ilgili yine başka bir öğrencinin test çalışması, devam eden bir test çalışmasında Seyhan ile ilgili bir çalışma yaptık ve Adana'da Seyhan Akarsu Adası'nda yer alan 19 tane meteoroloji gözlem istasyonunun mevcut verilerini almak suretiyle acaba geçmişte yaşanan kurak dönemleri belirleyebilir miyiz dedi. Bunlar elbette yaşanan şeyler kayıtlarda da var. Yaptığımız çalışma çok basit. Aletlerle ilgili, SPI dediğimiz çok basit bir alet. Kullanan arkadaşlar bilirler. Ne veriyorsunuz? Gama dağılımından normal dağılıma dönüşüm yapıyor. Elde ediyorsunuz. Standart bir indekstir. Kullanımı kolaydır. Ama tabii sonuçta bir modeldir. Model peki gerçeği yansıtıyor mu? Yani kuraklığın yaşanması gerçek bir şey. Evet, gördük. Evet. SPI kullanarak yaptığımız çalışma sonuçta şu kurak dönemini bize önümüze koydu. Gördüğünüz şey şu, evet. Bir kurak dönemin uzun olması önemli ama tek başına her bir şey değil. Kısa olabilir kurak dönemimiz. O kurak dönemi içerisinde eğer şiddetli olmaz ise o ayrı bir döneme sahipti. Ve bu çalışmadan biz gördüğümüz şey şu 6 tane kurak dönemi belirledik. Mesela 73-74 kuraklığı Adana'yı mahvetmiş. Seyhan Ovası'ndaki tarımsal faaliyetleri çok olayı ciddi anlamda etkilemiş. Hükümet o zaman sübvanseler yapmış. Ekonomik anlamda destekler vermiş. Benzer şekilde 2014'te de aynı şeyleri yapmış. Ama biz gördük ki bu D4 diye gösterdiğiniz, hani dersen gözüme 1990'da da D4 diye gösterdiğiniz kısa olan kuraklığın asıl daha etkili olabileceğini gördük. Dolayısıyla buradan edindiğiniz izlenim şu oldu. Bir süresine sadece bakarak kurak bir dönemin uzun bir kuraklık geldi, etkiledi dememiz lazım. Kısa olabilir, eğer şiddetliyse o dönem içerisinde o şiddetli ana denk gelen tarımsal ürünleri çok ciddi anlamda etkiliyor. Belki 3 ay devam edecektir ama o 3 ay bir ürünün örneğin pamuğun örneğin efendim söyleyeyim buğdayın örneğin ne bileyim mercimeğin veya başka bir tarımsal ürünün yetişme dönemine denk geldiyse de sürü bulunmuyorsa o zaman rekorte düşecek ve bu şekilde tarım etkilenir. O yüzden sadece süresine değil aynı zamanda şiddetine bakmamız lazım. Bu da başka bir çalışma. Detaya girmeden küçük Menderes adresinde şunu gördük, iklim değişik senaryoları altında acaba gelecekte ne olabilir ki bizden bir çalışmayı yapacak çalışması burada da çok basit bir sonuç elbette beklenen bir şey Türkiye'nin batısında 2100 yılına doğru orta şiddetli ve çok şiddetli kuraklıkların beklenen riskin artabileceği beklentisi içinde. Yani şiddetli kuraklıkların daha sık görülebileceği sonucuna geldi. Bu
önemli. Çünkü bu ekstremlerde aslında yani bu kuraklıkta veya hatta taşkında bizi aynı etrafındaki değerler değil, normalde uzandaki değerler ödüyor. Taşkında maksimumun ötesi olan büyük değerler, kuraklıkta da negatifin ötesi olan değerler ödüyor. Görülme olasılıkları düşüktür ama görüldüklerinde ciddi sorunlar yaratır. O yüzden de bu da buna işaret ediyor. Büyük değerlerin daha sık görülme olasılığı, kötü olan bu. Buna göre önlem alınması lazım. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şekilde mühendis olarak bunları biz ölçmemiz lazım. Ölçmek için bir takım indikatörlere veya indislere ihtiyacımız var. İndikatör dediğimiz fiziksel olarak ölçülebilen şeyler. Yağıştır, akıştır, efendim, yer altı seviyesidir veya başka değerler. Gerçek fiziksel. Ama bu yetmezse eğer bizim işte bahsettiğimiz az önce andım, SPI gibi dediğimiz standart yağış indeksi türünden diyorum, ona benzer bir sürü indeks var çünkü, indeksleri bir yola çıkabiliriz. Keyfimize kalmış, biraz da ihtiyacımıza bakar. Veya daha doğrusu elimizdeki veri imkanlarına bakar. Bunun gibi eğer bakarsanız, bakın çok kısa bir liste, çok kısa. Bunu bu listeyi 4'e 5'e katlayabilirsiniz, o kadar çeşitli indeksler var. İstemediğiniz kadar. Sizin bunu da koymayın dediğiniz kadar çok sayıda indeksler var. Basit olanından gitmek, çünkü sonuçta her bir indeks siz ilave bir veriye ihtiyaç eğer ihtiyacı doğurursa ve o veri yoksa elinizde kullanmaz hale. Dolayısıyla biz elimizdeki verilerden yağıştan hareket ederek bu işte bu indeksi kullanmak suretiyle bir yola çıkalım. Basit tuttuk, özellikle basit tuttuk. İşin özü bu. Teknik kısmı hiç gerekli değil. Zaten eldeki kodlar bunu yapıyor. Siz farkında olmadan gamma dağılmış bir verinin efendisi normale dönüştürülmesi. Ve bu iki grafik, yani soldaki ve sağdaki bizim kullandığımız verilerin grafiği. Gerçekten gamma dağılımı, yani ön kabul yapıyor. Herhangi bir test yapmıyoruz, kapısını koyalım dedik. Oluyor mu, olmuyor mu? Gördük ki oluyor. Bakın ne güzel gamma dağılımı, onun işte normale dönüştürülmesi. Bunun işte eskiden bir şey, bu kadar basit. Bunu kullanacak şimdi gelelim biz ne yapalım? Bu SPI'yi kullanırız ama biz yeni konsept oturtalım. Şurada hani kurak dönem, kuraklık vardı ya haritada. O esasa gelebiliriz. Şu en sağda literatürden aldığım bir şekil bu SPI dediğimiz değer, artık ben onu kullanacağım yağış yerine. Ne zaman negatif olsa aşağıda. Suyun olmaması durumu, yağış olmaması durumu. Yukarıda olduğunda da fazla durumu. Peki, bakın gri alanların her biri kuraklık olarak tanımlar. Ben diyorum ki hayır öyle değil. Bunların her biri bir kuraklık değil. Bunların her biri bir kurak dönem. Çünkü bunların her birinin içerisinde, her biri belli uzunluğunda. Sağ tarafta ben onlardan bir tanesini alıp detaylandırdım. Bu Journal of Hydrology makalesinde bir öğrencimin master tezinin şekli oradan aldım. Bakın, mesela ne aylık, 9 aylık bir dönem düşünelim, 9 ay süreli. Ben diyorum ki bu 9 ay süreli bir kurak dönemdir. 9 ay süreli bir kurak değildir. Bunun içerisinde 9 tane bir ayrı kuraklık var. Birinci ay kendi başına bir tane kuraklık. İkinci ay kendi başına. Üçüncü ay kendi başına. Dördüncü ay, beşinci ay, yedi, sekiz, dokuz ve her biri kendi başına bir tane kurak ay. Bunların en şiddetlisine de bir ayrı kritik kuraklık diyor. Bu şekilde tanımlarla sağdaki tanımlar ve konseptler bunlar. İki ayda geldiğinde ilk iki ayı alıyorum birlikte. İki ile üçü. Üçte dördü, bu üç şekilde üçte giden iki aylık pencere. Üç aylık aynı şekilde tam 9'a gidene kadar. En sonunda 9 aylık bir tane kuraklık oluyor. Yani aslında önceki düşünceleri, literatürün önceki düşüncesinde bir tane 9 aylık kuraklık yerine ben bir tane 9 aylık kuraklık zaten alıyorum ki 9 aydan küçük bir sürü kuraklık hesaplanıyor. Bu şekilde bir konseptle oluşturduğumuz makale Journal of Hydrology'de yayınlandı ve çalışma şu anda literatürde var. Elbette bu uzunluk işte bu kurak periyot uzunluğuna L dedim. Efendimiz'i bıraklık süresinde devredip şiddet ve intensite bunlar tanımlandı ve görüş aralığı. Bunların hepsi tanımlandı. Bunu yapınca bunlara frekans analizi hepsi dediğim şey kritik kuraklık dedik ya yılbaşında bir kuraklık düşünürsek taşkında olduğu gibi bazı yıllar kuraklık gözlemleyebilir. Hep pozitiftir. O zaman orada sıfır değerli kuraklıklarımız var. Öyle olunca bu defa bizi şöyle çok basit
bakmayın bunun böyle matematik istatistik şeylere, denklemler çok basit bunlar. İşte olasılıklar hepsi bazı sıfır olan bazı olmayan birisine toplam olasılık yasası dediğimiz toplam probability theorem kullanılır. Bu da çok basit. Dediğim gibi yani hedef basit aletler kullanmak, istatistik aletler kullanmak ama kompleksliği ortaya çıkarmak. Bunu kullanarak Seyhan'da bir Adana meteoroloji istasyonunda yağış, özür dilerim, kuraklık şiddet süre tekerrür eylemeli. Ama bir SBI cinsinden değil, bakın yağış açığı cinsinden. Yani hangi yağış açığı denk gelirse, hangi süreli, hangi dönüş aralıklı kuraklığı yaşadık diyebiliriz. Elbette eğer bir yıldan kısa süreli kuraklıklarla ilgileniyorsak, her yağış ayrı bir eğilim olacak. O yüzden her yağ için ayrı bir eğilim olur ama 12 ay ve 24 ay sonrası diğer tarafa bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bunları bu şekilde elde edebiliriz. Ve bunlar yağış açığı cinsinden, yani milimetre cinsinden. Şu kadar milimetre eksik kaldı, o zaman şu kuraklık bu return periyoda, bu dönüş aralığına ulaştı dememizin. Elbette insan sizinle dönüştürebilirsiniz. Ay başına milimetre bölü ay olarak bu defa eksponansiyel olarak azalan eğilim olur. Gelelim buna. Bu makale aynı konsept üzerine oluyor. Ekibi görüyorsunuz gayet kalabalık ve farklı branşlardan hocalarla birlikte, arkadaşlarla beraber, öğrencilerle beraber yaptık. Burada aynı konsepti kullandık, akışlaması. Bakmayın böyle olduğuna, inanın çok basit. Ama nereye yapıldığını göstermek adına adım adım bu flow chart'ı koyduk buraya. Elde ettiğimiz yine bu intensive duration frequency curve'da bir defa SBI cinsinden. Burada bir sonraki adım, acaba Adana'da 73 kuraklık dedik ya, bunu gerçekten bu bizim elde ettiğimiz IDF curve'leri temsil edebiliyor mu? Gördük, bizim hesapladığımız return period 80-90 yıl arası gibi bir şeye karşı geliyor. Dönüş aralığına ve o zamanın gazetelerine, o zamanın raporlarına, o zamanın kayıtlarına gittiğimizde bu 80 plus dediğimiz 80 yılı aşkın dönüş aralığının raporlanan yıl ile hemen hemen aynı olduğunu. Dolayısıyla bu önerdiğim şeylerin kullanılabilir nitelikte bir sonuç olduğuna kanıyor. Evet. Üçüncü slide'ım var diye düşünmüştüm ama kalmamış, iyi olmuş. Peki ne anladık bu işten? Bizim anladığımız şey şu, evet söyledim, kuraklık doğaya ait bir süreçti ama bence doğal değildir. Biz onu bir şekilde tetikliyoruz, davet ediyoruz. Geldiğinde aslında geliyorum diyen bir şeydir ama gitmesini bilmeyen bir olay. Hani taşın gibi değildir. Sessizce gelir, vurur, öyle bir iz bırakır, gider. Hızlı gider. Ama kuraklık öyle değil. Gelişini biz hissedebiliyoruz ama gitmesini de bilmiyor. Kalıcı olur. O yüzden drought ile antroposen diye bir kavram var, gruplar var. Yani insanın kuraklık üzerindeki etkisi özel olarak inceleyen gruplar var. Bu bana göre göz ardı kesinlikle edilmemesi gereken bir şeydir. Biz insan olarak biz buna ne kadar müdahale ediyoruz. İkinci şey, şu sağ tarafta iki ayna var. İkincisi tanımlıyor. Biz aynaya bakar kendimizi görürüz ya, biz istatistiksel hidrolojide geçmişi çok severiz. Geçmişe bakarak geleceği anlamaya, daha doğrusu geçmişi anlayarak geleceği modellemeye çalışıyoruz. Bu stokastik hidroloji diye bir branş var. Onun temel dayanı, 60'lı yıllardan beri var olan bir şey, Gebevich, efendim söyleyeyim, sonradan Salas, Bertrand hocamla epey çalıştı, zamanında ben de biraz izledim, hala da ilgileniyoruz. Ama geçmiş gerçekten geleceğin aynası mıdır artık? Elbette tamamen oturup onu azacak bir dediğin ama yukarıdaki gibi çok parlak bir aynası değil artık sanki. Aşağıdaki gibi bir aynadır belki, yerine göre belki daha parlak, belki daha da efendim söyleyeyim böyle kararmış ama bunu bizim bilmemiz lazım. Yani hani stasyonerlik veya non stasyonerlik dediğimiz kavramları bizim kesinlikle dikkate almamız lazım. Eğer biz iklim değiştiriyorsak, inanırız inanmıyoruz başka bir şey, bu artık süreçte biz stasyoner değiliz.
Bizim o yüzden geçmişin, geleceğin çok parlak bir aynası olmadığına inanarak veya onu bilerek bizim geçmişe bakmamız lazım. O yüzden geçmişe bakacağız ama stasyonerliğin tamamen ölmüş olup olmadığından emin olmamız lazım. Hala canlı mı? Ona bakmamız lazım. Kurak bir dönemi tek başına kuraklık olarak almak, o dönem içerisinde yaşanan kısa süreli şiddetli kuraklıkların göz ardı edilmesidir. Çünkü siz süreyi uzattığınız zaman şiddet giderek küçülür. Bu işin doğasında var, istatistiğinde de var. Yani istatistik yalan söyler diyebilirsiniz ama doğasıdır. Ne kadar çok uzatırsanız o kadar daha az şiddetli bir yağış elde edersiniz, kuraklık şiddetlidir. Ama tekile gidildiğinizde ve o tekil atıyorum bir ay veya iki ay veya üç ay. Sizin yine agrikultürden tarımdan örnek vereceğim. Ürününüzün tam yetişme, tam suya muhtaç olduğu döneme denk gelirse o ürün ölmüştür. Veya ne bileyim sizin kullanma suyuna ihtiyaç olan dönemdeyse yine susuz kaldınız. O yüzden kurak dönem içerisindeki kuraklıkları teker teker ele almak bir gerekliliktir. Bunun ciddi tartışması var. Biz literatürde bunu kazandırmış vaziyetteyiz, devam ediyoruz. Hala bazı yerlerde bu böyle olmaz deyip karşı cevapları aldırmış kalmıyoruz. Ama kısaca bunun böyle olması yeni bir kavramsallaştırmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Kuraklık şiddet süre tekerleri çok basit aletleri kullanarak geliştirildi. Ama kuraklıkla ilgili karmaşıklığı ortaya çıkardı. Dolayısıyla ben özellikle akademisyenliğe yeni başlayan arkadaşlardan çalışma metotlarını çok ama çok detaylı yapmak zorunda hissetmelerini önermem. Basit olsun olabildiği kadar yeter ki o basit metot onları bir sonraki adımlarına ulaştırsın. Benim önerim bu olacaktır. Çünkü sonuçta bir model kullanıyorsunuz. Modeli karmaşık hale getirmek içine yeni bir parametre koymak. Parametre istatistikte veya modellemede tahmin. Tahmin dediğimiz sonuçta hatadır. Siz ne kadar çok parametre tahmin ederseniz o kadar çok hata yaparsınız. Az parametre az hata. Her daim çok parametre çok hatadan daha iyidir. Ve en sonunda elbette su ile ilgili her bir şey toplumsal bir problemdir. Dolayısıyla suyun olmaması da yine biz insanları etkileyen toplumsal bir sorun. Diyeceklerim bunlar. Ben tekrar sizlere teşekkür ederim ama bu çalışmaya doğrudan katkısı olan arkadaşlarımın ismini sağ tarafa koydum. Onlara sizin huzurlarınıza teşekkür etmek istedim. En başta iki tane öğrenci var ya, işte şu an benim dışında doktoralarını yaptılar. Sunduğum çalışmaların önemli bir kısmı onların test çalışmalarını değil. Grafikleri onların izniyle ben buraya koydum. Kendilerine sizin huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istedim. Sayın Barış'ın. Doktorumun ana konuşmacısı olan Profesör Doktor Hamdullah Akçay'a plaketini vermek üzere İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Gürkan Yancıoğlu'nu davet ediyorum. Thank you, Dr. Chalakchar. Is there any questions regarding this speech? Yes, Dr. Chalakchar. Açıldı hocam, tamam mı? Altan dönüşüyor. Tamam, şimdi. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle
güzel sunmamız için. Ben bu kuraklık çalışmalarını biliyorsunuz Türkiye'den Kıbrıs'a gelen bir su var. Ve aslında şu anda biz Kıbrıs'ta böyle bir rehavete kapılmış durumdayız. Ne olsa Türkiye'den bir gülür su akıyor. Bütün su sorunumuzu çözdük gibi bakılıyor ne yazık ki. Tüketimde de aynı şekilde. Yani ben çevreme baktığımda bu yaz günlerinde kimsenin suyu dikkatli kullanma eğitimi yok ne yazık ki. Çünkü Türkiye'de su geliyor. Ama unutulmaması gerekir ki biz aynı coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu su Türkiye'nin güneyindeki bir havzadan toplanıp da Kıbrıs'a gelen bir su. Yani ciddi bir kuraklık yaşandığında orada Kıbrıs'a bu su gelmeyecek. Ve Kıbrıs'ta aynı anda kuraklığı yaşayacak. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalarda özellikle bilmiyorum tam var mı Akdeniz havzasıyla ilgili bu konuda nasıl bir durum yaparsınız? Çok teşekkür ederim sorun için. Aslında dün akşam ben de revize ettim sunumu. Bir tane aslında tam sorunun cevabı olabilir mi? Bir tane ya belki kısmen cevabı olabilir mi? Ancak henüz yayınlanmamış olduğu için ben çalışmalarda tek başına sahip olmadığından koymaktan sonra da bahsettim. Sosyo-hidroloji diye bir artık bir bilim dalı. Yani az önce dedim ya, insana dokunan bir şey, insan bileğiyle toplumla ilgili. Ve orada tam bahsettiğim bir şey var, paradokslar var. Sizin bahsettiğiniz aslında yine bizim su ile ilgili bir paradoksumuz. Yani kuraklık varken eğer siz yukarıda bir baraj, kuraklığın başlangıçta bir önceki yağışlı dönemden biriktirdiği suyu eğer haznesinde tutuyorsa bir şey olmaz bize değil. Su tüketimimizde herhangi bir değişme bekliyoruz. Ve bu bir paradoksu. Bu yaralama paradoksu şu anda adını tam bilgisini hatırlayamadım. Bahar zannedip aynı tüketim alışkanlığıyla kurak dönemde suyu kullanmak. Bu sizin dediğiniz gibi sizin kurak dönemin sonunda eğer tekrar bir yağışlı döneme girmezseniz sizi suçsuz bırakır. İkinci bir şey, az önce işte sübvansiyonlardan bahsettim. Tarımsal rekorda düştü, çiftçi zarar gördü, devlet hemen ne yapar? Ona para verir. Yani o zaman bana bir şey olmaz, nasıl paramı aldım diyor. Ama bu da bir çözüm değil. Lokal çözümlerdir zaman içerisinde ama sustainable çözümlerdir, nitelikte değil. Bu paradokslar Berkli Hocam var ve özellikle kuraklık konusunda bizim bu paradokslara karşı suyun tüketimi ve kullanımı ile ilgili insani faktör artı teknolojik faktörleri devreye sokmamız lazım. Sulama dediğimizde eğer vahşi sulama yapıyorsak ki artık hiç yani kabul edilebilir bir şey değil, bırakın artık vahşi sulamayı bu sprinkler dediğimiz sulama bile artık kabul edilebilir şey değil. Damla sulamayı yapmak, yaygınlaştırmak, zorlamak durumundayız. Durum bu. Akdeniz havzası ile ilgili odaklandığımız havzalar var. Ama genel olarak benim cevap niteliğinde verebileceğim bu. Ben sorunuza cevap olabilirim.